Evet arkadaşlar, 8. soru çözümü kampı, gelir uzman yardımcılığı kampı adım adım devam ediyor. Sınava şu gün itibariyle kaç gün kaldı arkadaşlar? Derin bir sessizlik, kimse saymıyor mu? İşte ne yapıyor? 19 oradan koysak, efendim 25-26 gün falan var. Yeterli Hocam sayınca bereketi kaçıyor ya, saymayalım bence. yeterli bir vakit, yeterli bir vakit. Vallahi yeter. Yani bir ay kadar zamanda her şey yapılabilir arkadaşlar. Önce bunu söyleyelim. Evet, birinci sorumuz. Klasik bir sınav sorusu. Zaten amacım da bu Zeki. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Stres olun diye yapmıyorum tabii ki. Baskı, biraz baskı. Baskı hissedin. Baskı hissetmek iyidir. Baskı iyidir arkadaşlar. Sen niye şimdi çalışmıyorsun? Sen de ters mi tepiyor? Ters tepmesin ya. Evet, yanıt verin arkadaşlar siz. Ben şimdi seni ta arkaya mı çekeceğim? Evet, ekseriyetle tek bir seçenek üzerinde yanıtlar yoğunlaştı. Şimdi bir bakalım sorumuz ne diyor bize? Zirai faaliyetle uğraşan bir adi komandit şirket varmış hocam. Evet. Bu şirketin komandit ortağının kazancı aşağıdaki unsurların hangisinin kapsamında yer alır? Şimdi biz şirketlerle ilgili hep şu bilgiyi veriyoruz. Hocam, burada bahsettiğimiz bazı şirketler var ve bu şirketler kurumlar vergisi mükellefi değil. Bu şirketlerin gelir vergisi mükellefiyeti de mümkün değil. Çünkü gelir vergisi kanunu madde 1 çok açık bir şekilde bu verginin mükellefini gerçek kişi olarak bana ifade ediyor. Peki bu şirketlerin vergisel yükümlülüğü nasıl? İşte tam bu noktadan güzel sorular geliyor. Ortaklarından gelir vergisi alınıyor. Peki nasıldı bu iş, bir hatırlayalım. Hangi şirketler vardı? Önce bunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, galiba bir adi şirket vardı, değil mi? Evet hocam. Efendim, burada bir nasıl şirket vardı? Kolektif şirket vardı, değil mi? Efendim, burada bir de adi komandit şirketimiz var idi. Biz bu şirketlere şahıs şirketi ismini de veriyorduk. Galiba TTK bize böyle diyordu. Şimdi dedik hocam, adi şirketin tüzel kişiliği falan yok. Güzel. Zaten kurumlar vergisi mükellefi değil. Olamaz da. Çünkü madde 1'de ifade edilmiyor. Peki adi şirketin vergisi nasıl alınıyor? Hocam, ortakları sahip olduğu paya göre, evet, gelir vergisi mükellefi. Bütün mesele bu ortakların hangi kazanç üzerinden vergi ödediğini bulmaktı. Eğer adi şirketin yürüttüğü faaliyet ticari ise kazanç neydi arkadaşlar? Ticari kazançtı, değil mi? Böyle demiştik. Öyle dümdük gidiyordum burada. Eğer yürütülen faaliyet zirai ise kazanç zirai kazançtı. Yürütülen faaliyet serbest meslek faaliyeti ise kazanç serbest meslek kazancı idi. Bir sorun yok daha di şirkette. Peki, kolektif şirket için ne diyorduk hocam? Kolektif şirketle ilgili ilk bilgi şuydu galiba. Kolektif şirketin bir neyi vardı? Tüzel kişiliği var. Tüzel kişinin olması onu kurumlar vergisi mükellefi yapıyor muydu? Yardım edin bana. Evet hocam, yapar. Kolektif şirket kurumlar vergisi mükellefi mi? Hayır hocam, Ay değil. yok. Hayır, Her kolektif. tüzel kişi kurumlar vergisi mükellefi midir mesela? Değil hocam. Yani acaba bu durumda ne demeliyiz Fatma? Yine hocam ortaklar kurumlar Evet. ama gelir ver geldi. Ortaklar sahip olduğu paya göre gelir vergisi mükellefi. Peki bu ortakların kazancı nedir?
Yani nasıl gelir vergisi öder? Hangi kazanç üzerinden öder? Hadi şimdi buraya bak. Şirketin yürüttüğü faaliyet ticari ise kazanç ticari kazanç. Şirketin yürüttüğü faaliyet zirai ise kazanç yine ticari kazançtır. Şirketin yürüttüğü faaliyet serbest meslek faaliyeti ise kazanç serbest meslek kazancı olacaktır. Şimdi burada bir farklılık vardı. Bu farklılığın sebebi neydi? Hocam bir, gelir vergisi kanunu yani bizim kanunlarımıza göre konuştuğumuzda çiftçi unvanı tüzel kişine verilmiyordu. Bu yüzden şirketin yürüttüğü faaliyet eğer zirai ise elde edilen kazanç ticari kazançtır. İkincisi, TTK'ya göre kolektif şirket tacir, daha doğrusu kolektif şirket ortakları tacir unvanına sahipti. O yüzden burada ana faaliyet ticari faaliyetti. Bunun tek istisnası serbest meslek faaliyetiydi. Haliyle şirket yürüttüğü faaliyet zirai ise bile kazanç ticaridir. Peki bu adi kumanda şirketin hikayesi neydi? Hocam adi kumanda şirkette iki tane ortak vardı. Birinci ortağımızın ismi neydi? Yardım edin. Koman Dite. İkinci ortağımızın ismi ise komanditer ortaktı. Peki komandit ortak nasıl sorumlu ortaktı? Sınırsız sorumluydu bu. Bu ortak şirkete sermaye koymuş. Efendim emek unsurunu da şirkete sunuyor ve şirketin borçlarına karşı bütün mal varlığında sorumlu tutulabilir. Sınırsız sorumlu olan bu ortak tıpkı kolektif şirket ortakları gibidir. Çünkü kolektif şirket ortakları da sınırsız sorumludur. Dikkat ediniz. Bu yüzden biz gelir vergisi kanununda bir şeyler anlatırken hep şu ikiliyi kullanırız. Kolektif şirket ortakları ve komandit ortaklar. Çünkü ikisi aynı şekilde düşünülür. Komanditer ortaksa sınırlı sorumluydu. Yani bu ortak şirkete sadece sermaye koymuştu ve koymuş olduğu sermaye kapsamında bunun amacı kar payı elde etmekti. Şöyle demiştik hocam, bunu hiç unutmayacaktınız. Çok temizdi bu iş. Şirketin yürüttüğü faaliyet ne olursa olsun, komanditer ortak kar payı elde eder ve komanditer ortağın kar payı nedir hocam? Allah aşkına unutma. Menkul Menkul sermaye sermaye iradıdır. Güzel. Bunu kenara koyduk. Peki bu komandit ihracatı. ortak ne yapıyordu? Komandit ortağın kazancı kolektif şirket ortaklarıyla aynı arkadaştır. Şirketin yürüttüğü faaliyet ticari ise kazanç ticari kazanç. Şirketin yürüttüğü faaliyet zirai ise kazanç yine ticari kazanç. Şirketin yürüttüğü faaliyet serbest meslek faaliyeti ise kazanç serbest meslek kazancı. Şimdi buna göre sorumuza baktığımızda zirai faaliyetle uğraşan adi komandit bir şirket varmış ve komandit ortağının kazancı sorulmuş. Hocam, komanditi ortak, kolektif şirket ortaklarıyla aynıydı. Bir şey değişmiyordu. Faaliyetin zirai olması yetmiyor. Bunu ticari kazanç yapıyordu. Doğru yanıt nedir? B seçeneğidir. Gördüğünüz gibi bir çıkmış yıl sorusu gelir uzman yardımcılığında. Peki, ikinci sorumuz. Yine çıkmış yıl sorusu ve gelir uzman yardımcılığının çok sevdiği bir soru tipi. Ha, bir dönemdir var galiba böyle bir soru. Evet Gülçin, evet Emel, evet Fatma. Evet Seda. Herkes doğru yanıt veriyor. Zeki olmadı. Bir nazar boncuğumuz var. Özel tüketim vergisi hangisinden alınmaz diyor soru. Şimdi bunun için ben size şöyle bir yardımcı olmak istiyorum. Yedek parçadan katma değer vergisi alınır Fatma. Sonuçta bir teslimdir bu. Değil mi? Şimdi şöyle bir nerede? Neredesin? Özel tüketim vergisi listesi. Damga vergisi listesi istemiyorum. İşte şurada. Sevgili arkadaşlarım, şu an ekranımı görüyor musun? Evet hocam. Evet, şu an elimde özel tüketim vergisi listeleri var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Dört tane
tarife var diyoruz. Hep birinci sayılı liste, ikinci sayılı liste, üçüncü sayılı liste ve dördüncü sayılı listedeki malların tesliminde, ilk tesliminde doğar diyoruz. Özel tüketim vergisi hizmetleri de kapsamıyordu. Hatırlayalım buradaki farklılığı. Şimdi birinci sayılı listede ne vardı? Akaryakıt yağ türevleri vardı. Gördüğünüz gibi burada yazılmış hafif yağlar. Efendim işte uçak benzini, efendim oktana göre 95'ten az olan benzinler ayrılmış. Bu arada farkında mısınız? Çok farklı oranlar ve tutarlar var burada. Mesela burada maktu bir şekilde belirlenmiş olan tutarlar mevcut. Peki gördüğünüz gibi birinci sayılı listede hep akaryakıt yağ türevlerini görüyorsunuz. Denizcilik yakıtı vesaire böyle devam ediyor. Nasıl ama? Bayağı fazlaymış. Hatta doğalgazda da var bakınız. Değil mi? Bunu da burada görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci sayılı liste. Burada yine B cetveli dediğimiz kısım solventler var, yağlar var. Efendim işte mineral yağları, beyaz yağlar bunlar da burada ayrılmış durumda. Şimdi Bakanlar Kurulu kararı var tabii. Onunla ilgili bir ayrı şey. Şimdi üçüncü sayılı listeye bir bakalım burada. Ne varmış burada hocam? Yarı römork çekiciler, otobüs, minibüs. Oh, bunları zaten biliyorsunuz. Ama buradaki listede hiçbir şekilde beyaz eşyanın yedek parçası yok sevgili arkadaşlar. Dikkat ediniz. Peki 3. sayılı listenin A'sı, B'si, C'si devam ediyor. Buraya bakınız. Galiba en çok kafanızı karıştıran kısım buydu. Kolalı gazozlarda ne varmış? Ne varmış? Özel tüketim Ekleri. vergisi varmış sevgili arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Şaraplarda da var gördüğünüz gibi. Malttan üretilen biralarda da var. Peki bir şey diyeceğim. Bu üçüncü sayılı liste için biz ne diyorduk? Üçüncü sayılı listenin çok spesifik bir özelliği vardı. Yardım et bana. Üçüncü sayılı listenin tarifesi hem ad valorem hem spesifik miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Spesifik matrah değil miydi hocam? Hem ad valorem hem spesifik dediğimiz kısım, yani spesifik kısım buradan geliyor, değil mi? Doğrudur. Üçüncü sayılı liste spesifik. Yani burada maktu, litre başına, işte efendim adet başına alınan bir vergileme var. Litre başına dediğim alkol oranı aslında. Peki, hemen soruma geri döndüm. Şu an ekranda sorun var, değil mi? Hayır. Hala liste mi görünüyor? Tamam, alışacağım inşallah. Hop döndüm. Şu an gördüğün gibi tekrar sorulara geri döndük. Demek ki özel tüketim vergisi benzin benzeri yakıtlarda var. Birinci sayılı liste var. Kolalı gazozlar var. Kolalı gazozlar neredeydi? İkinci sayılı listede vardı. Beyaz eşya yedek parçası yok dedik. Alkolü içecekler üçüncü sayılı listede size anlatmıştık. Evet. C seçeneği doğru yanıtımızdır. Üçüncü soru biraz farklı galiba. Ama kolay. Yani yapamayacağınız bir soru değil. Aferin Selin. Aferin Fatma. Ayberk aramıza gelmiş. Hoş gelmiş. Evet Ayberk. Devlet borçlarının enflasyona karşı dövize veya endeksli ihraç edilmesine ne ad verilir diyor. Arkadaşlar biz endeksli senetleri senetlerin reel getirisi için verilen garantiler kısmında anlatmıştık. Yani senet sahiplerine verilen garantiler vardı reel değeriyle ilgili bu kısımdaydı. Ve burada şöyle demiştik. Efendim enflasyonun çok yüksek olduğu bir ülke isek, kur riski çok yüksekse bu durumda karşınıza döviz garantisi, altın garantisi ya da TÜFE garantisi gelebilir. Biz endeksli bir senetten bahsediyorsak bunun anlamı bu senedin aslında bir neyinin olduğudur, teminatının olduğudur. Biz bunlara bu yüzden teminatlı borçlanma ismini veririz. Peki bir şey soracağım. Endeksli senetlerde biz mesela döviz endeksli senette, döviz endeksli senette senedin ana parasını ya da faizini neye endeksleyebiliyorduk? Değerli olan bir yabancı para birimine Evet. endeksli. Evet, dövize. Peki ödeme yaparken Fatma döviz olarak mı ödüyoruz? Hayır hocam. Ana para artı faiz
yerli parayla ödeniyor ama o günkü kurdan hesaplanıyor demiş. Değil mi? Güzel. Peki altın garantisi, altın garantisinde de yine ana para faiz garanti edilebilirdi ve ödeme yaparken altın olarak mı ödeme yapıyorduk yoksa yine yerli para olarak mı ödeyecektik? Türk lirası olarak. Yerli para olarak ödeyecektik. Güzel. Peki bir şey diyeceğim. Endeksli senetler iyi bir şey midir? Ne dersiniz? Yani borç veren lehine olur. Enflasyonist dönemlerde borç verenin lehine bir durum oluşturur. Yani Şimdi hazine yanlış bir... açısından düşün öyleyse. Çünkü biz devlet borçlanması deyince aklımızda Hocam sıkıntı ya. Yani devletin zor. borç yükünü arttırır bence. Olur. Endeksli senetlerin ortaya çıkartacağı ciddi olumsuzluklar vardır arkadaşlar. Birincisi, Devlete güveni de zayıflatır mı hocam? yok aslında güveni zayıflatmaz da şuna neden olabilir. Birincisi, otomatik ödeme dediğimiz otomatik itfaiye ortaya çıkmaz. Otomatik itfaiye neydi hatırlıyor musunuz? Hocam doktor Amortisman Price'ın mı? hocam. Efendim? Amortismanı mı? Evet, otomatik itfaiye, otomatik amortisman. Aynı şey bunlar, fark etmez. Ne demek bu? Enflasyon arttıkça reel faiz ödemelerinin giderek düşmesi miydi? Değil mi? Böylelikle Yani borcun kendiliğinden azalması. borcun reel değerinin azalması demektir. Bu kadar basit. Enflasyonist süreçte reel faiz oranı düşer enflasyon yüzünden ve hazine reel değeri azalmış olan parayla ödeme yapar. Yani aslında kurgu şöyle çalışır. Enflasyonist dönemde borcu veren mi avantajlıdır, borcu alan mı? Borcu alan avantajlıdır ve burada borcu alan hazinedir yani devlettir. Güzel. İlk önce bunu ortadan kaldırıyor endeksli senet. Sonuçta enflasyonu endeksliyorsanız senedi otomatik itfaiye ortadan kalkar. İkincisi, eğer bir hazine enflasyon garantisi veriyorsa bunun anlamı ülkedeki enflasyonun resmileştirildiği, kabul edildiğidir. Yani hükümetin enflasyonu ortadan kaldıracağına dair inanç ortadan kalkmıştır. Öyleyse enflasyona mücadele zorlaşır. Ayrıca endeksli senetler maliyet yükler. Çünkü vade sonunda ana paranın yanında döviz ödemesi vesaire yaparken bir dünya vakit, kırtasiye ve diğer harcamalar olacaktır. Kısaca endeksli senetleri sevmiyoruz. İyi bir şey değildir endeksli senetler. Doğru yanıtımızı hemen hatırlattım. Teminatlı borçlanma. Evet, dördüncü sorumuz klasik bir gelir uzman yardımcılığı sorusu olmaya aday bana sorarsanız. Bu sorulara baktığımızda vergileme ilkeleri literatüründen soru geldiğini görüyoruz. Evet, soru aslında bununla alakalı. Evet, Emel bu soru için mi verdin bu yanıtı? Değildir diyormuş hocam. Evet Seda, doğrudur. Evet, Zekiye doğru. Selin emin misin? Gülçin doğru. Anayasal vergileme ilkeleri. Hayır Fatma, hayır yanlış. Böyle bir soruyu hocam sakın yanlış yapmayın. Dikkat edin, çok basit bir soru aslında. Şöyle. Anayasal vergileme ilkeleri nedir? Vergileme ilkeleri literatüründe biz vergileme ilkelerini böyle üç genel başlıkta toplar anlatırız. O kısımla alakalı değil esasen. Bizim anayasamızda yer alan bazı vergileme ilkeleri var. Mesela anayasa madde 2 aslında bana bir kaynaktır. Anayasa madde 10 bana yine bir kaynaktır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam anayasa madde 37 seyahat özgürlüğü. Buradan ben vergileme ilkeleri çıkartabilirim. İşte madde 2'de sosyal devlet ilkesi karşıma gelir. Efendim madde 10'da da eşitlik, kamu hizmetlerinin eşit sunumu. Bu anlamda kimsenin kamu hizmetleri karşısında birbirinden farklı bir şekilde konumlandırılamayacağı belirtilir. Ama asıl olay, asıl önemli olan hikaye şüphesiz kaçıncı maddedir? 73. maddedir. Çünkü 73. maddenin ismi nedir sevgili arkadaşlar? Vergi ödevi başlığıdır. Ve bu madde aktif statü hakları dediğimiz kısımdadır.
Yani anlayacağınız Cumhurbaşkanı, evet Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirebilir miyiz burada bir şeyi? Hayır, olağan dönemde hayır. Hayır. Cumhurbaşkanı kararnamesi de değiştirebilir misin? Hayır, olağan dönemde yine hayır. Güzel. Öyleyse hocam. Burada ne var? 73. madde 1. fıkra. Önce bir bundan bahsedelim. Ne diyor bize bir? Diyor ki bir. Herkes kamu harcamalarını finanse etmek üzere ödeme gücü nispetinde mali gücüne göre evet vergi ödemekle yükümlüdür. Şimdi ben burada yani 73'e 1'de önce bir herkes ifadesini kullandım mı? Sonra bir de burada ödeme gücü ifadesi geçtim hocam. Şimdi yardım edin bana. Herkes ifadesi bana hangi ilkeyi veriyor? Genellik. Genel. Değil mi? Demiştik ki bu meşhur ilkedir. İşte herkesin vergi ödemesi gerektiği şeklinde ifade edilir. Ödeme gücü deyince aklına tabii ki hemen Adam Smith'i getirmeliydin. Adam Smith vergi adaletinin ödeme gücüne ulaşılarak sağlanacağına inanıyordu. Bu da adalet ilkesi. Öyleyse A ve B gitti. 73'e 2 ne diyordu acaba bize? Efendim 73'e 2 şöyle der. Vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması maliye politikasının sosyal amacıdır. Bir dakika. Maliye politikası mı dedik? Maliye politikası varsa vergi burada maliye politikası aracı olarak kullanılıyor demektir. Yani vergiyi kullanarak gelir dağılımında adaleti sağlayacaksın. Öyleyse müdahale edeceksin. Hangi ilke? Müdahale ilkesi. Modern maliyenin tek ilkesi. 73'e 3. Çok meşhurdu, değil mi? Neydi 73? Ödeme gücü mü hocam? Vergi, resim, harç ve benzeri Kanunla mali konulur. yükümlülükler kanunla konulur, kanunla değiştirilir, kanunla kaldırılır. Biz bunun ta Magna Carta'dan gelen düstur olduğunu söyleriz. Yani nedir bu? Vergilerin yasallığı ya da kanunilik ilkesidir. Evet, bu da var. Peki 73'e 4 ne diyor bize? Vergi, resim, harç. Evet, bunlarla ilgili ne diyor acaba bize? 73'e 4. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muafiyet, istisna, indirim ve oranları kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilir. Hocam 73'e 4 aslında 73'e 3'ten bir sapmadır. Yani bu anlamda burada bir esneme vardır. O yüzden bir esneklik ilkesinden bahsederiz. Diğer ismi budur. Peki şimdi bir baktım. Müdahale ilkesi var, yasallık ilkesi var ama etkinlik ilkesi yok. Çok net. Etkinlik ilkesi neydi yardım et bana? Evet, etkinlik ilkesi. Senin neydi vergilemede etkinlik ilkesi? Hocam. Ya bu davranışlar etkilememe değil. O etkin vergi demek. Ha. Etkin vergi evet ama etkinlik ilkesi diye bir şey var. Bu verimlilik gibi mi? Ya Verimlilik ben böyle gibi ayrı bir ilke. yok yani o anlamda. Yok verimlilik değil ama ayrı bir ilke yani onun gibi. Etkinlik ilkesi şu. Reel ulusal hasılayı en çok ulaştıracak vergi sistemini inşa etmek demek. Etkinlikten kasıt bu. Hep burada uyarırım. Etkinlik ilkesiyle etkin vergi aynı şeyler değil, birbirine karışmamalıdır. Peki soru, senin yine sana soruyorum. Etkin vergiyle hangi vergilenme ilkesi birbirini refere eder? Şu an aklıma gelmedi hocam, yazıldı kafamdan. Ya bak şimdi etkin vergi neydi? Bana onu söyle. Tamam, bu davranışını İktisadi birimlerin iktisadi kararlarını etkilemiyor bu vergi. Yani vergiyi kullanarak sosyoekonomik hayatta yön vermiyoruz. Yani tarafsızlık evet. istiyoruz. Evet buradaki vergileme ilkesi de tarafsızlık ilkesiydi. Zeki, teşekkür ederim. Peki hocam, güzel. Anlaştık. Şöyle bir tekrar etmiş olduk. Beşinci soru için
Yanıtın ne olabilir? Selin'in mikrofonuyla başı dertte. Hocam farklı bir ses mi geliyor, anlamadım. Evet, şey yapıyor. Dokunuyorsun galiba ama böyle bir pıt 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 ses geliyor. Ha, tamam hocam, ses dalıyor. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı transfer harcamaları örnek gösterilebilir? Hocam, dolaylı transfer neydi? Dolaylı transferde satın alma gücü arttırılıyordu ama para vermeden bu iş sağlanıyordu. Öyleydi değil mi? Yani mesela emekli aylıkları parayla mı veriliyordu? Evet. Emekli aylığı burada dolaylı mıdır, dolaysız mıdır? Dolaysız. Öğrenci bursu para verildi. Yine dolaysız. Peki borç faiz ödemesi parayla yapılan ödeme yine dolaysız olacaktır bu. Tüketim sübvansiyonu. Tüketim sübvansiyonu nedir arkadaşlar? Yardım edin bana. Fatma, tüketim sübvansiyonu nedir? Hocam ben de söylersiniz de not alırım diye defterimi açıyordum tam. Tam anlamıyla oturtamadığım bir şey sanırım. Tüketim sübvansiyonu nedir Ayberk? Hocam yazdığım olur mu? Nasıl yazdığım olur mu? Bir saniye. Ha, Kömür yazmışsam. makarna. Ha, söyle ya, fark etmez, dinliyorum. Kömür makarna olur mu? Olur. Ama tanımı nedir yani tüketim sübvansiyonu? Hocam siz daha iyi bilirsiniz tanımını. Tüketici sübvansiyonları, tüketim sübvansiyonları. Sevgili arkadaşlar, bazı malların teşvik edilmesiyle, bunların sunumunun kolaylaştırılmasıyla mümkündür. Tüketiciye yönelik indirimler, vergisel avantajlar tüketim sübvansiyonları kapsamında değerlendirilebilir. Peki kömür makarna olur mu? Olur mu acaba? Olmaz hocam o bence. O aynı yardım mıydı Evet. onun ismi? Peki aynı yardımı sübvansiyon konusunda konuşmuş muydu? Biz bunu konuştuk daha önce. Bu ikisi çok karışır demiştik, değil mi? Aynı yardım ve sübvansiyon arasındaki farklılık nedir? Sevgili arkadaşlar, bakınız. Aynı yardımda devlet bir malı kendisi üretip, kendisi yetiştirip halka verirken ya da piyasadan satın alarak bunu ücretsiz verirken, mesela kömür dağıtımı, mesela makarna dağıtımında olduğu gibi, sübvansiyonda ise hem üretici hem de tüketici vergisel teşviklerle, işte kredisel avantajlarla desteklenir. Peki sorum şu, ikisinin arasındaki temel farklılık nedir? Hocam, aynı yardımlar kesinlikle ve kesinlikle sosyal amaçlıdır. Yani aynı yardım neyi hedefliyor öyleyse? Neyi hedefliyor? Gelir dağılımında adaleti. Fakat sübvansiyonlar her ne kadar üretici fiyatına yönelik olsa da temelde bunların amacı nedir? Sosyal değil, ekonomiktir. Tamam mıdır arkadaşlar? Anlaştık mı? Fatma, anlaştık mı? Evet hocam, not alıyordum. Süpersin. Evet, tüketim sübvansiyonları burada örnek. Güzel. Evet, şimdi altıncı soru. Bu soru yine çıkmış yıl sorusu ama ben bu soruyu çok güzel bir soru olarak bulmadım. Niye koydun hocam? Çünkü gelir uzman yardımcılığı yapıyor bu tip şeyleri. Bu soruyu nasıl okumamız gerektiği hakkında sizinle beraber konuşmak ve görüşmek istiyorum. Yani evet, siz bana burada yardımcı olacaksınız. Der ki, aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımını etkileyen etmenlerden biri değildir? Evet Seda. Öyle diyor yanıt. Evet Burçin. Evet Selin. Hayır Zekiye. Hayır Fatma.
Fatma, gerçekten o seçeneği işaretliyor musun? Hocam benim kafam karıştı yani şimdi. Evet. Ben nereye gideyim? Evet, nereye gitmek? Faktör dediğimizde ben ne anlayacağım onu anlayamıyorum. Faktör, üretim faktörleri, girdileri anlayacaksın. Ha, evet, tamam, okey. Ben öyle düşündüm zaten de. Evet. Yani nereye gideyim? Hani B ve C zaten olmaz dedim kendimce. Nasıl oluyor değil mi? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakınız, gelir dağılımının adaletsiz olmasının biz piyasa içi ve piyasa dışı nedenlerle anlatırız. Yani hiç piyasa şartlarına girmeden gelir dağılımında adaletsizlik olabilir deriz. Efendim nedir bu? İşte eğitim düzeyi etkilidir. Yani nitelikli emek. İşte bu nitelikli emek daha fazla gelir elde eder gibi. İşte bireysel yetenekler etkilidir deriz. Efendim işte başka ne deriz? İşte şöyle düşündüm. Bir de servet, yani miras deriz. Bunlar doğuştan vardır ve gelir dağılımında adaletsizliğe neden olur. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan ikinci durumsa piyasa şartları da alakalıdır. Yani eksik rekabet piyasaları söz konusuysa zaten gelir dağılımında adalet bozulacaktır. Şimdi bu soru aslında şöyle düşünmeye çalışılmış. Benim anladığım birinci piyasada, yani birinci gelir dağılımı açısından düşünün demişler. Birinci gelir dağılımı açısından. Şimdi birinci gelir dağılımı neydi, hatırlatın bana? Üretim faktörlerinin aldı. Yani nereden aldı? Orada, yani devlet yok değil mi? Üretim araçları, devlet mali araçları kullanmıyor. İşte soru böyle düşünülmüş Fatma muhtemelen. Yoksa tabii ki borçlanma düzeyi gelir dağılımında adaletsizliğe neden olacaktır. Ama birinci gelir dağılım açısından düşünürsen bu borçlanma düzeyidir. Şimdi ben bu soruyu güzel düzeltirim. Yeni bir soru olarak yazarım mesela. Olabilir. Hocam orada borçlanmayı sonuç olarak da düşünemez miyiz? Şimdi sonuç mu? Yani kimin borçlanması? Bir de böyle bir sorun var. Kimin borcu bu? Vatandaşın mı? Düşünüp cevaplamıştım ama. Vatandaşın mı, halkın mı? Değil mi? Devlet mi borç alıyor? Şimdi devlet borç alıyorsa gelir dağılımında adaletsizlik olur. Bir de birey borç alıyorsa yine şey olur. Adaletsizlik artar. Çünkü borç alan gelir az olan kişidir zaten. Bunun sonunda faiz öder. Değil mi? Yani her türlü bozuyor. İşte böyle düşünmemizi istemişler diye düşündüm. Demek ki böyle bazen farklı yorumlar yapmanız gerekiyor. Peki hocam bu yorumu nasıl yapacağız? Soruyu şöyle bir rahat rahat düşün ya. Sen artık bu muhakemi yapabilecek pozisyondasın. Ben sana güveniyorum. Evet, siz de bana güveniyorsunuz galiba. Ya resmen maliye politikası sorusu gel beni yap denmiş. Galiba bunun iktisat kısmından da gelmiş olabilir arkadaşlar. Emin değilim. Ama çok net değil mi doğru yanıtım? Para ve maliye politikaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır der. Efendim bakayım şöyle. Mesela D seçeneğine bakacağım. Para talebinin faiz haddinin sonsuz duyarlı olması haline likidite tuzağı denir. Yani burada B katsayısı, bir dakika, H katsayısı sonsuz. Bitti. Biz buna ne diyorduk? Likidite tuzağı diyorduk. Peki. C'ye baktım. Yatırımın faize tümüyle duyarsız olması halinde maliye politikası çoğaltanı harcama çoğaltına eşittir. Ne diyorsunuz? Tam etkin olduğu durum değil mi hocam? Yani burada B kas sayısı sıfır. Bitti. Efendim, evet. Para talebinin faiz haddine hiç duyarlı olmaması halinde. Yani H sıfır mı diyor burada? Peki H sıfırsa bu durumda elem eğrisi faiz eksenine dik ya da şey, paralel mi çizilir? Evet, paralel çizilir hocam. Ve eylem eğrisinin bu şekli para politikasının geliri arttırmak için tam etkin olduğu durumdur. Doğru mu? Evet, yani tamamen yanlış. Peki A'ya yine bakayım da ne olur ne olmaz. Yatırımın faize tümüyle duyarsız olması. H
haline maliye politikası yatırım üzerinde bir daralmaya yol açmaz. Hocam faize hiç duyarlı olmaması, beynin yine sıfır olması durumu ki bu durumda zaten maliye politikası etkindir deriz. Biraz önce söylemiştik. Ve faize hiçbir şekilde dokunmuyorsa yatırımlarla faiz arasındaki bu dışlama etkisine neden olacak süreç ortaya çıkmayacak demektir. Tamam mı? Evet. B seçeneği yanlış. Güzel. Bütçe sistemleriyle alakalı bir sorumuz var elimizde. Program bütçe sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Emin misin Selim? Oo. Yanlıştır diyor Gülçin. Hiç sorun değil. Hocam benim cevabım doğru mu? Ha, Fatma bekliyorum. Evet biraz düşüneyim. Tadını çıkartmak istiyorum. Peki. Abi bir seçenekte sıkıntım var da fark edebilecek misiniz onu düşünüyorum. Benim doğru mu hocam? Emin değilim zaten ama. Sen ne dedin? Dedim ya. Bakayım ne demişsin Seda? Evet. Hayır Seda. Tam olarak o doğrudan program bütçe sisteminin tanımı zaten. Şimdi bu program bütçe sistemi neydi bir hatırlayalım. Evet Selin. Aynen. Orada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Şimdi dinleyiniz beni. Program bütçe sistemi. Bu bütçe sisteminde neydi olay bir hatırlayalım. Performans bütçe sisteminin bir gelişmiş haliydi. Ve performans bütçe sistemine benziyor ama ayrıldığı noktalar da vardı. Öncelikle burada kaynakların etkin verimli kullanılması için halkın tercihlerini gözetecek optimal bir hizmet çıktısı elde etmeyi amaçlıyorduk. Burada efendim işte harcama kalemleri, işte giderler faaliyetlere değil ve bu faaliyetlerin birim maliyetlerine yönelmiyor, programlara yöneliyordu. Peki fayda maliyet analizi kullanılıyor muydu? Çok fazla kullanılıyordu. Fayda maliyet analizi sayesinde karar almakta kolaylaşıyordu. Ve program bütçe sistemi performans bütçe sistemine göre daha uzun vadeliydi arkadaşlar. Değil mi? Daha uzun vadeliydi. Peki şimdi hangi seçenek yanlış olabilir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam şu A seçeneği bir bakalım. Bu A seçeneği doğrudan zaten tanım. Mutabık mıyız? Peki C'ye bakıyorum. Aynı sosyal amaca hizmet eden programlar fayda maliyetleri yapılarak karşılaştırır. Evet. Ya. Evet. Harcamalarda fayda maliyet analizi sonucu öncelik sıralaması yapılması karar almayı kolaylaştırır. Evet. Güzel. Geriye kaldı iki seçenek. Hadi bir bakalım. B seçeneğine bakıyorum. Bütçe kaynakları, harcama kalemleri ve faaliyet performanslarına yönelirse bu bütçe sistemi hangi bütçe sistemi olurdu? Performans bütçe sistemi. Peki bütçe kaynakları neye yöneliyor program bütçe sisteminde? Yapılan programlara yöneliyor. Değil mi? Harcama kalemleri ve faaliyet performanslarına yönelmiyor. Güzel. Peki E seçeneği için ne diyorsunuz? Toplumsal amaca yönelen programların evet
daha çok uzun süre kapsaması nedeniyle çok yıllık bütçe hazırlanmasını gerektirir. Doğrudur. Yani çok yıllıdır program bütçe sistemi. Hatta biz de şu an hangi bütçe sistemini kullanıyoruz biz? Program bütçe. Peki bizdeki tahminler kaç yıl perspektifle yapılıyor? Yani 3 yıl. Peki hocam bu plan program bütçe sistemi değil mi? Plan program bütçe sistemi daha da uzun vadeli. Yani anlayacağınız program bütçe sisteminden plan program bütçe sistemine geçtiğinizde vadenin uzadığını, çok yıllı anlayışın daha genişlediği aklınıza gelsin. Bence doğru yanıt B seçeneği arkadaşlar. Mutabık mısınız? Evet hocam. Güzel bir soru. Çok hızlı gidiyorsunuz bazen ya. Böyle düşünmüyorsunuz. Birden böyle bir şeye kalkışıyorsunuz. Bence ondan oluyor biraz. Değil mi? Birinci sınıf Tüccar Ali 5000 dolar karşılığı mal satmış ve bu satış işleminin kaydını Hazine Maliye Bakanlığı'ndan izin almadan dolar cinsinden kaydetmiştir. Söz konusu işlem için hangi ceza kesilmelidir? Evet. Hatta iki tane seçenek gelmiş burada bak. Nasıl yaptım ben bunu? Hocam bir güldünüz ama şu yazdığım şeye ne diyorsunuz? Bakayım. Mantık olarak doğru mu sizce? Ya şimdi şeye uymamak kısmı var da o değil ama buradaki düzenleme. Demek ki biraz daha vergi çalışacağız. Evet. Şimdi bakınız. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin almadan işlemleri yabancı para cinsinden kaydedemeyiz. Bunu kaydedeceksek Türk lirası olarak kaydetmek zorundayız. Eğer buna uyulmazsa sevgili arkadaşlar, buna uyulmazsa bunun yaptırımı özel usulsüzlük cezasıdır. Neymiş bunun yaptırımı? Özel usulsüzlük cezası. Tamamen bilgi sorusu. Hocam ben şöyle düşünmüştüm. Hani defter kayıtlarının usulsüz olması. O yüzden ben birinci derece defter diye. Defter kayıtlarının usulsüz olması evet ama burada Türk, ben de öyle düşündüm. Türk parası cinsinden kaydetme diye bir kuralımız var. Evet de işte ona gittim ben. Buna uymuyoruz. Yoksa orada yürümeniz çok güzel. Hoşuma gitti yani. Mesela Albert de aynı yerden yürüdü. İşte dedi ki hocam kayıt nizamına uyulmamış. Bu yüzden birinci derecedir dedi. Dikkat. Burada Türk parası olarak kaydedilmeye uymamaktan bahsediyoruz. Yani kayıt nizamının dışında bir durum. Bence güzel bir soruymuş bu soru. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Yani nasıl isterseniz. Evet 10. soru. Ya konuştuğumuz için, bir önceki soru çözümünde yaptığımız için böyle bir tekrar olsun. Daha kolay hatırlayalım diye şey yapalım. Gülçin emin misin? Ayberk olmadı kardeş. Evet Selin, evet Zekiye. Aferin. Öyle miydi Terkin? Terkin'in kelime anlamı neydi Ayberk? Silerim Ayberk. Ayberk'cim. Evet hatırlayalım arkadaşlar bu terkin neydi, ne işe yarıyordu? Şimdi terkin mükellefin varlıklarının üçte birini kaybetmesine neden olacak ya da mahsullerin üçte birini kaybetmesine neden olacak bazı durumlardı. Kanun bunu bize saymıştı. Neler terkin nedeniydi bir hatırlayalım. Terkin nedeni neydi arkadaşlar?
Yangın oluyor muydu? Deprem falan mı? Deprem, yer sarsıntısı oluyor mu? Su baskını, sel oluyor mu? Peki başka? Adı değişik bir hayvanın istilası. mesela don olur mu? Olur hocam. Kuraklık olur. Kuraklık olur. Evet. Efendim, muzil hayvan istilası. Değişik hayvan aynı. Değişik hayvan. Haşere istilası. Evet. Değil mi? Bunun gibi nedenlerle. Peki telkin ilan etme yetkili olan kimdi? Hazine ve Maliye Bakanı. Güzel. Peki sorum şu. Telkin ilan ne derse Hazine ve Maliye Bakanlığı hem vergiyi hem de cezayı ortadan kaldırabiliyor muydu? Evet, hem vergi hem ceza. Şimdi burada ayrı bir nüans daha var. Bakınız, telkin tahakkuk etmiş. Hatta bunu geçmiş, tahsil edilmiş vergi ve cezaları kapsar arkadaşlar. Eğer telkin ilanı söz konusuysa, tahakkuk etmiş bir vergi varsa silinir. Tahsil edilmiş bir vergi ve ceza varsa bu da mükellefe iade edilir arkadaşlar. Peki bu seçeneklerden biri buna uymuyor. Hangi seçenek buna uymuyor? Peki terkin vergi kaynaktan olumsuz durumlardan kurtulması için uygulanmaz mı? Tam olarak bunun için var terkin ya. Yangın, vergi kaynağı zarar gördü, deprem zarar gördü, değil mi? Oradan vergi almayarak buradaki olumsuzluğu azaltmaya çalışıyoruz hocam. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hadi şu 11'i de yapalım, ondan sonra gideriz. Aferin Ayberk. Şeyde mi çözdük? Muğ'da mı çözdük? Hocam Emel sormuştu bu soruyu. Yani galiba Muğ'da, aynen. Bayağı da anlatmıştınız, oradan hatırladım. Hayır hocam, bunu bir önceki KPSS soru kampında çözmüştük. Evet, orada çözdük. Bence de orada çözdük. Allah Allah. Bilemedim şimdi hangisi desem. Biraz böyle karışık geldi bana. Allah Allah. Bu sınıflandırma neydi? Sağladığı faydaya göre. Yani kamu hizmetinin faydasını etki ettiği alana göre kamu harcamalarıydı galiba. Değil mi bu? Böyle mi yapmıştık bu sınıflandırmayı? Nasıldı bunlar hocam? Bir, tüm topluma fayda sağlayan kamu harcaması mı verdi? Şimdi yardım edin bana, tüm topluma fayda sağlayan kamu harcaması ne olabilir? Savunma olur mu? Olur adalet. Hocam, diplomasi olur, adalet olur. Diplomasi olur. Peki burada eğitim, sağlık olur mu? Vallahi olur. Eğitim, sağlık da bütün topluma fayda sağlıyor. Peki, devam ediyorum. İki. Dikkat et şimdi. Tüm topluma fayda sağladığı halde uygulamada bazı kişilere fayda sağlayan. Kamu harcaması. Ne olabilir ya? Bütün topluma faydalı ama sadece bundan yararlanan fayda elde ediyor. Yani mesela adalet... Olur mu adalet? Bütün topluma olur faydalı. Hocam. Ama yargı harcını ödeyen bundan fayda elde ediyor, değil mi? Peki mesela posta, telgraf olur mu? Olur. Olur hocam. Tapu hocam. Tapu olur. Peki noter olur mu? Noter harcamaları. Olur tabii ki. Olur, değil mi? Trafik. Aynen. Peki hocam, üçüncüsü nedir?
Evet. Bazı bireylere faydalı olduğu halde tüm topluma fayda sağlayan kamu harcaması var mıydı? Kulüp mallar mı hocam? Olabilir. Yani mesela yaşlıların bakımı olur mu? Olur hocam. Peki işte engellilere yapılan harcama olur mu? Olur. Bunlar. Peki en son ne yazacağım burada? Evet, özel fayda sağlayan kamu harcaması. Özel fayda sağlıyorsa kamu harcaması, devlet özel mal ve hizmet üretiyordur ya. Yani ne oluyor burada? Kit hocam. Kit. Peki mesela mali tekel. Olur. Mesela doğal tekel olur mu? Olur. Peki soru. Mali tekerle doğal tekel arasındaki farklılık ne? Hocam mali tekelde talep esnekliği düşük olan malları devlet üretip kâr elde etme amacı güdüyor. Doğal tekelde de piyasa o malın sadece tekelden sunulmasına izin veriyor diyeyim. Doğal tekelde bir de Doğal hocam tekel hani piyasa başarısızlığıydı hocam. ah işte istediğim şey bu. Evet. Ha. Mali tekelde piyasa başarısız Değildi. dedik. Kaynak tahsisinde yetkinsizlik ortaya çıkmaz dedik. Lik güzel. Peki. Hadi bakalım. Dinlen 15 dakika.